Son trend bu hafta kuyumculuk sektörünün flash ismi Ediz Dereli ile beraber geçen hafta da kendisini misafir etmiştik. Farklı bilgilerle, farklı bir kombinasyonla Türkiye ve Avrupa ile ilgili planlarını bir bölümünü ekrana getirmiştik. Bu hafta daha geniş, daha kapsamlı ve daha ilginç konularla sorularımızı hazırladık. Ediz Bey'in misafirperverliği ile ilgili de kendisini ziyaret ettik. Hem Türkiye ile hem Avrupa ile ilgili projelerinizi de ekrana getirmek için geldik. Son Trend programına hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Zahmetler verdik. Tabii bu keyifli sohbete kaldığımız yerden devam edeceğiz ve sorularınızı heyecanla cevaplayacağız. Biz de markamızın bu yeni çıkış çabasından çok memnunuz. Çok kısa bir süre olmasına rağmen ciddi bir sıçrama yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Biraz önce arkadaşlar haber verdiler. 4 tane daha bayi adayımız olmuş. Birkaç tanesi sonuçlanmış. Belki ayağınız uğurlu geldi. Öyle teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Şimdi Ediz Dereli olarak kurumsallaşma çalışmalarında yakaladığınız ivmeyi kısa sürede hızlı çıkış yapan marka olma başarınızı neye borçlusunuz? Başarılarınız sektöre dikkat çekiyor. Bize işin sırrından biraz bahseder misiniz? Memnuniyetle. Ne kadar gizli yerlere siz girseniz bile biz cesur bir şekilde cevaplayacağız. Neler yapıyoruz? Biz en olması gereken şekliyle başlıyoruz. Bizim ürünlerimiz pırlantalı mücevherler olduğundan bu pırlantalar ve değerli renkli taşlar nerelerden geliyor? Bunları biz en doğal halleriyle dünyanın en zor coğrafyalarından, Tayland'dan, Hindistan'dan, Bogota'dan, Kolombiya'dan, Burma'dan, dünyanın en zor coğrafyalarından oralara bizzat giderek yıllardır yürüttüğümüz, oralarda yürüttüğümüz, 25 yıldır yürüttüğümüz maden faaliyetleri sayesinde bunları ulaşarak buralara getiriyoruz. Sonra bunları gerek sektörümüz içerisinde yıllardır istihdam eden, 40-50 yıl tecrübeleri olan, 50 yıllık tecrübeleri olan ustalarımızdan, çok dinamik Z kuşağı arkadaşlarımızın, ekibimizin genç ve dinamik arkadaşlarımızdan istifade ederek bütün bu tasarımları mücevhercilerimize sunuyoruz. Ürünlerine ulaşabileceğimiz bir mağazanız var mı? Ya da yoksa kendinize bir Ediz Dereli mağazası açmayı düşünüyor musunuz? Şöyle, biz kısa zaman içerisinde biz hiç mağaza açmadan, zaten bizim anahtar kelimelerimizden bir tanesi, biz mücevher üreticisiyiz. Mücevher mağazası açmak isteyenlere ve Ediz Dereli olmak isteyenlere mağaza açtırıyoruz. Satış noktası ve mağaza açma konusunda ciddi kolaylıklar sağlıyoruz. Fevkalade güzel estetiklerimiz var. Ama şu anda bile 150 satış noktasına ulaşmış durumdayız. Batman'dan, Diyarbakır'dan, Kırıkkale'ye, Rize'den, Antalya'ya ve yurdun ve farklı 20 tane ülkede şu anda mağazalarımız ve satış noktalarımız var. Bununla beraber biz merak edenlere bir örnek olsun diye en güzel açık AVM olan Nuru Osmaniye, ki mücevherin kalbinin attığı yer olan Nuru Osmaniye'de merkez binamızın altında giriş katında çok güzel bir showroom'u önümüzdeki aylarda hizmete sunacağız. Bu sayede gelen bayi adaylarımız, bizim konsept mağazamızda merak eden bayi adaylarımız gelip konsept mağazamızın nasıl olabileceğini fiziksel olarak görebilecekler. Franchise ve bayi konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz? Bunların dışında ne gibi planlarınız var? Gözlemlediğimiz kadarıyla sektör biraz bayilik şartlarından ve franchise koşullarından bir yorgunluk yaşıyor. Bu anlamda yeni bir soluk olmak da üzere sektöre girdi. Zaten bu kadar kısa bir süre içerisinde 15 tane franchise, 150 tane satış noktası da bunun çok önemli cevaplarından bir tanesi sektöre. Franchise'larımıza kendi bünyelerimizde ya da satış noktası
noktalarımıza sektörü hiç bilmiyorlarsa bile merkez binamızda açacağımız showroom'umuzda eğitimler veriyoruz. Ve hiç ben bu mesleği bilmiyorum ama mücevher sektörüne bir hevesim var diyen kişileri bile çok kısa süre içerisinde kendileri şahsen mücevher satabilecek hale gelecek eğitimler veriyoruz. Gerek taş eğitimleri veriyoruz, gerek satış eğitimleri veriyoruz. Bunun için fevkalade sektör üstü bilgi sahibi danışmanlardan danışmanlıklar alıyoruz ve bu danışmanlıkların bilgilerinden süzülen bilgileri bayilerimizde öğrenmelerini ve birebir dükkanlarında uygulamalarını sağlıyoruz. Herhangi bir yerinde kuyumcu olan ya da olmayan size ne yapmalı ki sizden franchise ya da bayilik almalı? Bu sürecimiz başladı zaten. Şu anda Danimarka'da, Belçika'da, Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da bayilikler ve franchise'lar vermeye başladık. Birkaç tane bayimiz hemen oluştu. Kuzey Amerika ve Avustralya'da buna dahil. Çok basit. Bize yalnızca doldurmalara gereken bir form kadar uzaklar. İnternet sitemizden bayilik formunu doldurdukları takdirde iletişim departmanımızdaki arkadaşlar kendileriyle hızlıca iletişime geçiyorlar. Yapmak istedikleri yatırım, bilgi seviyeleri bunların hepsini tespit ettikten sonra gerek onları buraya davet ederek hazır bir oluşturdukları platformlar, dükkanları varsa onları yerlerinde ziyaret ederek bütün ürün tedariklerini, standlarını, mağaza giydirmelerini, eğitimleri lazımsa eğitimleri hepsini bir insanın sıfırdan bir mücevher mağazası açması için ne gerekliyse hepsini biz eksiksiz bir şekilde tamamlıyoruz. Şimdi bu kadar kolay bir başvuru sürecine ve yönetim sürecine sahip franchise vermek. Ekonomik anlamda da franchise verdiği zaman kazançlı bir marka mı sizce? Kesinlikle çok kazançlı. Mücevher işi zaten kazançlı bir iş. Biliyorsunuz sonuçta altın ve pırlantaya yatırım yapıyorsunuz. 30 yıllık taş mücevher taşı tedarikçiliği sürecini mücevherde de devam ettiriyor ve bunu ürünlerimizde de yansıtıyoruz. Bu yüzden bayilerimiz de bizimle beraber kazanmaya devam ediyorlar. Şimdi yurt dışına açılma konusunda ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz? İhracat çalışmaları şimdi burada çok önemli bir nokta. Türk mücevher sektörü ihracat çalışmalarında son dönemlerde bazı sorunlar yaşasa da oldukça ciddi bir kapasiteye sahip bir ihracat hacmine sahip. Siz ihracat kısmınızla ilgili bize kısaca bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Çok iyi de söylediniz. Aslında ben de şu anda bilgi sahibisinizdir zannediyorum. İstanbul Maden Metal ve İhracatçılar Birliği yönetimine girdik. İhracattaki avantajların farkındayız. Zaten ihracat girdisi çok önemli bir girdi ülkemiz için. 6.8 milyar dolar olan ihracat girdisini artırmak için bu yoldayız. Biz ekiplerimizi direkt aktif pazarlama için ve aktif bilgilendirme için sık sık Avrupa'ya, Amerika'ya ve farklı ülkelere ve kıtalara gönderiyoruz ve yerlerinde hizmet veriyoruz. Mesela şu an önümüzdeki hafta bir ekibimiz Yunanistan ve Almanya'yı ziyaret ediyor olacak. Hepsinin rutları ve randevuları belli ama programınız vasıtasıyla bize ulaşabilecek olan farklı arkadaşlarımız, dostlarımız olursa onları da yerlerinde ziyaret edip gerekli bütün bilgileri vermek isteriz. Türk mücevher sektörü peki sizce bu 6.8 milyar dolarlık hacmi yeni seçilen İMMİB yönetimiyle, sizin de içinde olduğunuz İMMİB yönetimiyle daha yukarı çıkarabilecek mi? Ne düşünüyorsun? Mutlaka. Eğer öyle düşünüyor olmasaydık arkadaşlarımız zaten bir şeyler yapıyorlardı sağ olsunlar. Ama biz bunun potansiyelin çok daha farklı olduğunun farkındayız. Mesela gerek Avrupa'nın, gerek Kuzey Amerika'nın, Afrika'nın pek çok yerinin unutulmuş olduğunun farkındayız. Biz bütün bu bölgelere tek tek temas edeceğiz, etmeye başladık ve kısa zaman içerisinde yaklaşık 23 ülkede bayiliklerimiz oluştu.
notlarıma baktığımda fiyat performans noktasında ulaşılabilir lüksü sunan lider firmalardan birisi olduğunuzla ilgili bir not gözüme çarpmıştı. Bu sizce doğru bir kavram mı? Kesinlikle bence lider firmayız bu anlamda. Taş toptancılığı tedarikçiliğimizin üreteceği kar marjını müşterilerimize sunuyoruz ve onlarla paylaşıyoruz. Peki son olarak Avrupa'da 2022-2023 yılında planladığınız franchise, bayi ve yerleşik düzene geçme ile ilgili hedefiniz nedir? Ne kadar noktada olmayı planlıyorsunuz? Bir yıl içerisinde 23 ülkeye ulaştık. Biz 2023 sonunda 60 ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bayi ve dükkan sayısı olarak ne kadar hedef var? Var mı bir hedef? Avrupa'da 150 civarında. Şimdi siz özellikle hem fuarlarda ve fuar öncesinde de medyada moda ile çok yakından alakalı çok güzel çalışmalar yaptınız. Bunda hem kullandığınız modeller, hem tarzlar, hem kreasyonlar oldukça ilgi çekiciydi. Önümüzde de şu anda yaz sezonu, düğün sezonu birbirine komplike olmuş durumda. Hem yazın sezonun tamamını yakalayacak, hem de düğün sezonuna ait yeni moda, yeni model ya da yeni kreasyonlarla ilgili neler yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, aslında sizin bizimle de sık sık görüşmek isteme sebeplerinizin içerisinde bizim sanki hiç hazırlık yapmıyormuş gibi sürekli hazır olarak yaşıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Biz çünkü sürekli bir yenilik içerisindeyiz, sürekli hazırız. Şimdi neler yapıyoruz? Biliyorsunuz önümüzde uzun süreceğini ümit ettiğimiz bir yaz sezonu var. Düğünler olacak, evlilikler olacak. Çok zengin düğün koleksiyonlarımız, kreasyonlarımızı hazırladık. Bunları mücevhercilerin beğenisine sunacağız. Bu süreç içerisinde gerek yaz için, gerek sonbahar için çok yeni birkaç tane kreasyonumuz var. Sürprizlerle karşınıza çıkacağız. Peki düğün sezonu ile ilgili şimdi çok hızlı bir dönemin içerisindeyiz. Pandemi süreci bittikten sonra evliliklerde de inanılmaz bir artış var. Sizin yeni evlenecek çiftlere ya da evlenmeyi düşünen çiftlere, ailelere yönelik nasıl bir çalışma tarzı var? Farklı renklerde, farklı altın koleksiyonlarında, farklı değerli taşlar kullanarak farklı bütçelere çok uygun, zengin kreasyonlarımız oluştu. Bunları yakında farklı lansmanlarla, sizin vasıtanızla da misafirlerimize göstereceğiz. Harika bir sohbet ama tabii bunun finalini şöyle bağlamayı da çok isterim ben, eğer sizce bir mahsur yoksa. İçeride muhteşem bir ekip var. Hem tasarım tarafında, hem taş atölyesi tarafında, imalat tarafında. Eğer siz de uygun görürseniz yerinde, bu işin mutfağında görüp orada programı kapatmak da benim çok işime gelir. Tabii, memnuniyetle. Buyurun. Şimdi harika bir yüzük var ama işin mutfağında asıl ne var? Şimdi şöyle, biz hala mutfaktan hiç çıkmıyoruz. Yoksa bu iş biliyorsunuz hataya mahal verecek bir şey değil, iş değil. Çok ciddi detayları var. O yüzden işimizin her zaman detayıyla kendimiz şahsen ilgileniyoruz. Yeni kreasyonumuzdan bir tane yüzük arkadaşlar beğenime sundular. Gayet memnunuz. Peki sizin böyle lupla baktığınızı görüyorum. Bunu sürekli yapıyor musunuz? Tabii, akşama kadar. Bu olmadan olmaz. Peki neden? Pek çok farklı şeyler var. İşimizi sevdiğimizden diyeyim size. Yoksa ben kalite kontrol departmanında değilim. Ben taş alım departmanında aktif çalışıyorum hala. Kalite kontrol departmanında çok farklı aşamalarımız var. Ama gene de arada bir mutfağa girip yemek nasıl oluyormuş bir görmek istiyorum. Bu hafta Ediz Dereli ile harika bir röportajı sizin için ekranlara getirdik. Mücevher sektörünün flash markasının flash ismini ve flash enerjisini sizler için bu hafta farklı yönleriyle sizlere tanıtmaya çalıştık. Hem işin mutfağını, hem de işin ön tarafını sizler için görüntüledik. Ediz Bey'in de enerjisinden faydalandık. Projeler, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta da Son Trend'e şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Çalışmanızda başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Ben de size başarılar diliyorum. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Yeni bölümünde yeni sürprizler, yeni farklılıklar çok şaşırtacak sizi. Bizi izlemeye devam edin.